Arkadaşlar biz bu seçimi kazandık, bitti o seçim. Bitti. 31 Mart'ta bu seçim zaten yapıldı. Türkiye'nin bütün büyük şehirlerini Millet İttifakı kazandı. Yani bugün aslında şöyle bir sakin şekilde düşünerek bakarsak, bugün Trakya'da AKP yok. İstanbul, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli şehirlerinden biri, AKP'nin değil. İstanbul'un içindeki ilçeler itibariyle en önemli ilçelerinde AKP yok. Ege bölgesinde AKP yok. İzmir'i AKP rüyasında göremiyor. Aydın, bir dönemin Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin kalesi, bugün Topuklu Efe sayesinde CHP'nin kalesi olmuş vaziyette. Muğla'da yoksun. Yani Ege bölgesinde CHP'nin alamadığı yerleri de AKP yok, MHP'nin. Akdeniz'de AKP silinmiş. Mersin, Hatay, Antalya, Adana. Adana benim canım Adana'm. İzmir'in kopyası diyorum. Adana. Adana'yı almışız. Eskişehir, Yılmaz Hoca. Anadolu'nun göbeğinde pasaportla gidilen Avrupa şehri yarattı. Bugün Bolu'yu, Bilecik'i biz kazandıysak, Bolu'nun, Bilecik'in insanları Eskişehirliler gibi yaşamak istediği için kazandı. Eskişehir'e öykünlükleri için kazandı. Kırşehir, Burdur, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini Mansur Yavaş çeyrek asır sonra bize geri verdi. Çeyrek asır. Karadeniz'de yırtıldı. CHP önemli şehirleri aldı. Artvin'den Ardahan'a biz almışız. Bu seçim zaten bitti. AKP iktidarı kaybetti. AKP iktidarını oturttuğu yerel yönetimleri kaybetti. AKP'nin en büyük seçim sloganı belediyecilik bizim işimizdi. Belediyeleri kaybetti. AKP'nin halkla teması koptu. AKP dediğimiz kavram saray duvarlarının içinde kaldı. Saray duvarlarının içinde kaldı. Anadolu'nun birkaç şehrinde AKP kaldı. Oralardaki de Millet İttifakı'nın oylarında çok ciddi artış söz konusu. MHP'nin oylarında çok ciddi artış söz konusu. Bugün Devlet Bahçeli istesin, 3,5 saniye sonra AKP'nin fişini çeker. AKP'nin fişini çeker. Bugün AKP hala ülke bazında iktidarda oturuyorsa Devlet Bahçeli sayesinde oturuyor, MHP sayesinde oturuyor. AKP diye bir kavram kalmadı, bitmiş AKP. Ve Türkiye hala seçim olur mu, seçim olursa ne olur diye merak ediyor. AKP'nin başarısı burada. Medyayı yandaşlaştırarak bu söylediklerimi söyleyecek medyayı da ılımlı saray muhafızı haline getirerek toplumu karamsarlığa itiyor. Toplumu umutsuzluğa sevk ediyor. Acaba kazanacağız mı endişesine sevk ediyor. Kardeşim zaten kazanmışız. Bitti bu iş. Bakın İstanbul'da Ekrem İmamoğlu bileğinin hakkıyla olağanüstü bir lider olduğunu göstererek İstanbul gibi şehri, 1994'ten beri AKP zihniyetinin yönettiği şehri aldı. Ne yaptılar? Seçimi iptal ettiler. Hukuku eğip büktüler. Attığımız oyları yok saydılar. Seçimi iptal ettiler. 1 milyon fark yediler. Bugün seçim olsun 3 milyon fark yer. Bugün hala Ekrem İmamoğlu'na işte şeyi yaptırırsın, yaptıramazsın falan. Sana niye sorsun Ekrem İmamoğlu? İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun şehri. İstanbul halkı seçti onu oraya. Oraya o Kanal İstanbul'u yaptırmasın diye seçti İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu. Ve bugün Türkiye'nin bütün, hatta yandaşları da dahil olmak üzere, bütün kamuoyu şirketlerinin anketleri gösteriyor ki Mart seçiminde seçilen bütün Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının oy oranı artmış vaziyette. Yani seçildikleri dönemden daha iyi durumdadır. Bugün toplum artık kendisine ait paranın, kendine harcanması gereken paranın tarikatlere verildiğini gördü. Yandaş müteahhitlere peşkeş çekildiğini gördü. Belediyede işe bile gelmeyen adamlara bankamatik yoluyla para dağıtıldığını gördü. Bakın bugün İstanbul'da Kanal İstanbul'la ilgili devlet politikası diyorlar. İşte devlet projesi diyorlar. Sen kamu kaynaklarını israf ederek devlet projesine karşı çıkamazsın diyor. Kardeşim, Atatürk Havalimanı devletin projesi değil miydi? Kamu kaynağı arıyorsan Atatürk Havalimanı'na harcanmış paradan daha büyük kamu kaynağı var. Atatürk Havalimanı'nı siz yok etmediniz mi? Atatürk Havalimanı'nın 3 milyar dolarlık yatırımını çöpe atan siz değil misiniz? Siz hangi devlet projesinden, hangi kamu kaynağının doğru harcanmasından bahsediyorsunuz? Bugün İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nin varlığı bile aslında Atatürk Havalimanı'na gidişi kolaylaştırmak içindir. Siz Atatürk Havalimanı ile beraber Avrasya Tüneli'ni bile perişan ettiniz, yok ettiniz. Siz değil misiniz geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, yatmadığımız hastaneye para ödeten siz değil misiniz ya? Sokağa çıkma yasağı olduğu gün bile köprüye bu milletin parasını ödeyen siz değil misiniz? Siz hangi kamu kaynağının israf halinde kullanılmasından bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? AKP seçimi çoktan kaybetmiş. Türk toplumuna bunu unutturmaya çalışıyor. Türk toplumu daha dün olağanüstü bir zaferle Türkiye'nin bütün belediyelerini, bütün yerel yönetimlerini kazandığını unutturmaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın söylediği 2 tane lafın peşine takılarak, onu gündem yaparak bunu unutturmaya çalışıyor. Seçim çoktan kazanıldı.